Merhabalar, ben Curtis Köfte ve Curtis and New Horizons'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle ne yapacağız? Öncelikli olarak biraz daha çelik üreteceğiz. Evet. Ardından demirlerim azalmış. Onları da bir ara birleştirmem lazım. Sizi nereye koymuştum? Ve ses kahramanı ekrandan geliyor. Rahat olabilirsiniz. Bir tane de basic mixer yaptım. Sadece doğları daha hızlı yapabilmek için. Evet. Ve ufak bir sıkıntım var. Şu arkadaş bütün suyumu emiyor. O yüzden şimdi onu devre dışı bıraktım. Buradan neyi çıkartmıştım? Ha, doğru. Cutting machine, çünkü suyu yoktur. Bir extractor, mixer. Ben buradan bir şey çıkarttım ama sanırım cutting machine'i çıkarttım. Evet. Şimdi burası hazır. Sanırım üstte hem. Bakalım bir. Ups. Üstte hammer, altı wrench. Hammer. Evet. Hazır elimizdeymişken. Bu achievement'ı da bir yapalım. Evet. Bir tane flawless diamond verdi. Güzel. Voila. Bunlardan bir tanesini goals. Dur, daha algılamamış. Tamam, şimdi algıladı. 3 tane iron furnace lazım. Sanırım 2 tane vardı. Evet, 2 tane var. Bir tane daha yapacağız. Buralarda hiç normal furnace var. Iron furnace senin için kaç tane iron gerekiyordu? 7 tane. 7 tane iron plate. Bir de şunları da hızlıca bir. Voila. Ve voila. Evet. Doğru. Şunu yapmanın en kolay yolu şu an için direkt bu. Çok da uzun süren bir şey değil. Screwdriver neredesin? Tornavida. Teşekkürler. Ve aklıma geldi de aşağıda karnım da çıkmış. Aşağıda benim geri pişen imvarlarım vardı galiba. Yok, almışım onu da, tamam. Lateden artanlar aşağı tabii ki de geri pişti. Hemen buraya koymuşum. Şimdi nikeller işleniyor. Siz de işleniyorsunuz. Sizi şöyle koyalım. Şimdi ne yapacaktık? Bir tane daha iron furnace yapacaktık. Oh yeah. Neredesiniz? Doğru, buna gidiyorduk. Furnace. 3. iron furnace'ımız tamamdır. Üç tane iron furnace. Bir tane sen.
Soket ve Sinci. Voila. Thunder. Input pass. Bu biraz sıkıntı şu an. Bunları şimdilik kenarda bırakacağım. Ayrıca şu arkadaşta. Yapım için şu ya da şu lazım. Insulator foil. Insulator sheet. İki türlü de silikon dioksit yapacağız. Formal players. Senin için silikon dioksit kubi dust. Silikon dioksit centrifüjden camın geliştirip geçirilmesinde oluşuyor. Tamamdır. Onu bölüm arası yapacağımız şeyler listesine ekliyoruz. Ve tabii ki de bölüm esnasında başka ne yapmamız gerekiyor? Sen şimdi şöyle gel. Siz şöyle geçin. Bu proje için gerekenler. Flow assignment. Senin kullanım alanların bu. Advanced level. La flow assignment istiyor, evet. Güzel. Şimdi burada biraz ilerledik. Başka ne yapmamız gerekiyor? Buraya gelelim. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi aslında chemical reaktör yapmaya girişebilirim. Bazı otomatik makineleri yapmaya yavaş yavaş başlayacağım. Onun için şurayı da boşaltmam gerekiyor. Hatta sizle beraber hızlıca bir boşaltalım. Ve bu karman çorman düzenimize biraz daha karman çormanlık ekleyelim. Ve arkadan paçide bağırsın. Şimdi sen kaldın geriye. Şunlar kaldı. Ve sonuncusu. Aldın mı? Tamamdır. Glue sen şimdi şöyle gel. Oldu. Burası şu an boş. Şimdi benim bir adet centrifuj ve bir adet daha assembly machine yapmam lazım. Ve dur. Senin recipe'ne hızlıca bir bakacağım. Molten rubber. Molten rubber'ın üretimi chemical reaktörde bu şekilde. Raw rubber ve şimdi centrifuge. Centrifuge aralarında en kolay olanı 4 tane circuit gerektiriyor. 4 tane circuit için. Senden biraz daha lazım. Şu 21'i de işleyelim. Gel bakalım. O esnada
Aslında şu göreve de girişebilirim. Yok, bu göreve şu an girişemem çünkü bunun için bu arkadaş lazım. Bu arkadaşa her türlü yapacağız. Kaçarımız yok. Buna yetti tamam. Red Alloy Cable. Kanat yetmedi. Neyse. Detect Submarines. Clean. Şimdi. Siz gelin. Siz gelin. Sin. Evet. Dört tane circuitimiz hazır. Bu tam bir tane için kalmış. Branch. Tin. Evet. Voltage Machine Hall. Centrifuge. Tin yapım için iki tane. İki tane motor. 1, 2, 3, 4 circuit ve bir tane daha kablo. Ve voilà. Şimdi seni işleminin maliyeti ne kadardı? Miktar aslında sayılabiliyor. Impure miktar aslında. 5 EU kullanıyorsun. Çok güzel. O zaman seni şöyle yerleştirelim. Sen şöyle gel. Auto fluid ardından ya dur. Düşünüyorum. Şimdi sen şöyle gel. Okay, burası iyi. Şöyle yana gelsin. Ya da yine böyle yatay mı düzenleyelim? Okay, böyle iyi. Şimdi assembly machine. Basic Assembly Machine. Bu aralarından en kasıncı. Şanslı motor sayı mesela yetmeyecek. Önce conveyor beltleri yapalım. Assembler. Tabii ki de tin kablo da yetmeyecek. Evet, check. Bir tane daha eksik. Ya da bir tane ben koyamadım mı? Yapalım bakalım. Tamam. 12. Bakalım. Ve valla conveyor beltlerimiz hazır. Sonrasında daha fazla circuit gerekecek. Robot arm gerekecek. Totalde 4 tane daha circuit gerekecek.
O zaman bunu biraz eski usul yapacağız. Daha fazla kapırma yer. What? Resistörler şimdi. Totalde 4 tane bundan lazım. Tabii seni henüz yapamam. Assembler. Metal Alloy. Artık boy. Boy dedim ya. Board. Şimdi. Boy. Bir daha bir saniye. Senin güncellenmen ne kadar sürecek? 15 dakika. Evet. Kompresör. Sevgili aşağıdaki kompresörüm. Kompresör. Evet, ardından sen gel bakalım. Vacuum tube. Bunun için totalde 8 tane 8 set bundan lazım. Yani 16 tane yani 4 tane kapı kablo. Kapır. Gel bakalım. Tane kapı kablo. Da bayağı bir kapı kabloya ihtiyacım olacak. Ben direkt bir yarım siteyi çevireyim. Şu an hesaplamaya üşendim, evet. Basic wire mail. Güzel, bunlar da pişiyor. Biraz dönüşüyor. Burada tin kablom biraz var. Şöyle de tin kablom var. Tin kablo, tin kablo. Kapır kablom yok. Bu şekilde kapır kablom var. Onlar şuraya dönüşüp atılacak. Titan Auto var. Ama siz nereye gidiyorsunuz? Tamamdır. Chrome Knight, güzel güzel güzel. Ve şurası da şöyle gelsin. Oh. Şimdi. Öncelikli olarak senden tutarlı 10 saniye. Oops. 16 tane böyle koyalım. Ve tabii ki de Cold Dust'a ihtiyacımız olacak. Macerator. Ver bakalım. Sonrasında. 16 tane sticker izin. Sticker daha da lazım olacak ama Cold Dust. Kalanları geldi. Ardından senin için 16 tane, senin için de bir 16 tane ihtiyacımız var yani totalde bu kadarını dönüştüreceğiz. Ve ben yakınlarda bir Enderman sesi duydum.
Enderman. Enderman. Friendly neighborhood. Evet, şurayı da biraz arttırdım. Kaçtı. Bakalım nereden saldıracak. Yay, bakıyorum tut. Yay, öldü. Ama tabii ki de bir halt vermedi. Şimdi yağmur yağıyor. Evet. Sizler oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Tamam. 16'sı olmuş. Çok güzel. Tamam, 8 register hazır. Ardından bakıyorum tutup. Bunun için tabii ki de glass tube'a ihtiyacım var. Alloy smelter. Glass dust. 8 tane glass dust. Glass dust. Bunun için şunu kullanabiliriz. Glass dust. Ha, bu explorer istiyormuş. Güzel. Explorer'ım biraz fazla vardı zaten. Sen ne istiyorsun? Sen de ne istiyorsun? Sen de ne istiyorsun? Aslında senden de şunu da yapalım. 14. Clay lazım olabilir. Her daim. Tamamdır. Şimdi clay gel bakalım. Ve bol. Evet, glass dust. Bunlar da dönüşe dursun. Ardından başka ne ihtiyacımız var? Red alloy bolt. Cutting machine. Yukarıda su birikmeye başlamış galiba. Nihayet. Şimdi. Bunlar birike dursun. 16'sı da bende. Aslında biraz daha copper wire'a ihtiyacım olacak. Hatta tam olarak... Evet. Lazım olacak. Ha yok, gerek kalmamış. Neyse. Fazla copper wire göz çıkartmaz diye düşünüyorum. Envanterime daha dikkatli bakmayı öğrenmem lazım. Glass tube'ler. Şimdi buradan niye bakıyorum? Ve steel rod. Steel rod'um hiç var mı? Yok. O 6 tane steel rod. O esnada şunu bir yerleştirelim. Oops, yanlış resmi. Doğru resmi. Tamamdır. Ardından glass tubes, cutting machine. 4. Evet, kalan 4'ü de geliyor. Latemizde bunları işliyor. Bunlar hazır ola doğrusu hemen geliyor. Evet, ve geri geldik ve vacuum tüplerimiz de tamam. Geriye. Evet, tam zamanında circuit boardlarımız da güncellendi. Dur, bunlar zaten yetmeyecek.
Support. Evet, yetecek. Şimdi gel gelelim. Bu şekilde. Ve bunları da evet. Copper wire'ların burada işe yarayacak. Ve biraz daha lazımmış. Tam olarak 4 tane daha. Evet. 4. Grafite nikel doğru. Nikel bayağı bir gerekecek şu an. O yüzden nikellerimizi güzel güzel işleyelim. Oo. Buharımız da tabii buharını kurutmuş. Buharımız buharını kurutmuş. İğrenç bir tanımlamaydı. Kendi onu bir daha kullanma. Evet. Four Chamber cidden güzel bir alet. Ya çok verimli bir alet değil ama hızlı bir alet. Centrifuge gel buraya. Ve buraya enerji vermek için de yöntemimiz. Bir battery buffer'ı daha yapmam gerekecek. Onu bölüm arası yaparım. Ama konsepti anladınız. Aslında bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Sen burada ona gerek var mı? Var. Dur. Çok daha güzel bir düzen geldi aklıma. Evet. Çok daha güzel bir düzen. Mesela bu machine burada olur. Doğru. 4 değildi, 2'ydi. Mesela ben şunları bir yapayım. Zaten 4 tane gerekecek totalde. Siz gelin. Siz gelin. Steel plate. Steel plate'im yok. Neyse, steel plate'i hızlıca yaparız. 2 tane steel plate. Sen gel. Şunu da kalınını da yapalım. Ve cutting machine. Altına kablolarımızı yerleştirelim. 3-4. Voila. Circuitlerimiz hazır. Conveyor beltlerimiz hazırdı ve şu arkadaşlar. Kaç tane motorum kaldı? 1. Totalde 5 tane daha motor lazım.
15. E15'i 15'i tokat yollar taşlı. Evet. 15 tane bundan. Şimdi. Ben hızlı. Nereye yavaş yavaş. Aslında dur. Ne diyorduk? Assembly machine. Daha sonra oynayacağız. Assembly machine mi dedim? Şimdi jeneratör. Böyle gelsin. Voltaj bu. Batarya bu. Battery buffer. Slot değil, 9 slot lazım. Tamamdır. 8 ikisinin var ve machine oldu. Tamamdır, bu kolay. Ezgi sen bir machine. Sen de zor olmasın. Sen için ne bekliyorduk şu an? Evet. Latte'den bunları bekliyorduk. 5 tanesini polarize edelim. Bu arada ben bir mesela bayağı steel plate'e ihtiyacım olacak. Ve totalde 2 4 8 12. Nedir 12? Tabii önce şuranın işini bitmesi lazım. Ki ben burada çalışabileyim. Bir tane eksik sanırım. Şunlar da gelsin öyle bakacağız. Yeniden bölüm arası gıcık tutmak zorunda. Ah. Şuraya tabii biraz daha boru döşeyeceğiz. Bak, boru gibi bir görev bu. Assembly machine şurada yer alacak. Aslında bakalım. Tamamdır. Conveyor belt yapımı daha kolay olduğu için conveyor şuraya conveyor belt koyup item output'larını buraya koyacağız. Assembler şöyle gelecek. Tamamdır. Sen gel. Siz gelin ve daha fazla kapır. Evet, böyle iğrenç bir süreç. Ve tabii ki de steel'ler size de böyle işlenir. Steel plate'lerim tamam. Şimdi machine hall kısmını yapmış mıydım? Yapmamıştım. O zaman şimdi machine hall kısmını yapalım. İki tane makine için. Tabii ki de bir adet de
Şunlardan yapalım. Hızlıca. Hayır. Tin kablo. İki tane daha tin kablo. Ekstra ödür. Bunlardan bir 16 tane yapalım. Evet. Machine hall'lar hazır. Onur tane tin kablo şimdi işimizi görür diye umuyorum. Görmeyecek. Evet. Basic Assembler. Wire cutter, wire cutter, wire cutter. Hammer, 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 hammer. Evet. Small gear hazır. Ardından pistonun geri kalanı. Evet. İki tane pistonumuz da hazır. Ve geriye şurası kalıyor. Daha fazla timim var. Toplamda 1'u şöyle alalım. Tokenlar gelin. Tinkable. Detect submit. Claim. Evet. Kalan ikisi de burada. Güzel. Robot armlarımız da hazır. Geriye sadece her şeyi birleştirmek kaldı. Circuitler ve... Niye biz koyduk ha bunu? Basic Assembly Machine. Şimdi buna bir de tin kablo lazım. 4 tane 8x lazım değil mi? Ve ayrıca battery alloy. Battery alloy neydin sen? Alloy smelter'da LED ve antimony. Şu böyle biraz antimoti olacaktı. Yep. Antimotiler gelin bakalım. Ve LED. Ve LED. Bu video diğer taraftaydı galiba LED dustlar. Antimoti burada biraz daha normal halde var. LED dust. Evet, battery alloy'umuz yapılı olursun. Sonrasında
Sizler işleniyorsunuz. Hayır. Biraz daha lazım. Evet. Bir adet chest. Chestler artık buradaydı. Tabii hangisindeydi onu da bulmam lazım. Low voltage battery buffer. Merhaba. Dur aslında benim buradan her türlü çıkış almam gerekecek. Ve sen de unutmadan nereye koymuşum bunları? 4x bu. 8x. Wire cutter. Gel. Sonrasında wrench'te aşağıya insin. Şuradan bir adet pompayla bu gelecek. Evet. Şuraya başka bir makine koyabiliriz o esnada. Şimdi. Evet, buranın düzeni 3 aşağı 5 yukarı. Böyle pump için bir tane motorum var. Aslında pump'ın yapımı şu an benim için kolay. Ama bir tane daha motor yapmam gerekecek. Evet. Sonraki bölümümüzde şuradaki düzendeki gibi bunları kullanmaya başlayacağız. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötene günler. İyi eğlenceler.